Rahmet ayından, bereket ayından, sevgi ayından, kardeşlik ayından, muhabbet ayından, aynı sofrayı paylaşma ayından, Ramazan ayında sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? Kocaeli'nin Darıca ilçesindeyiz ve Darıca'ya 15 yıldır kesintisiz olarak hizmet yapan ve Darıca halkı tarafından sevilen, onlarla birlikte aynı sofrada iftar açan çok değerli Şükrü Karabacak Başkanımızla birlikteyiz. Başkanımızın bir de özelliği var. Benim de atletizmden hocam desem yeridir. Sporcu bir belediye başkanımız. Evet başkanım. Öncelikle mahalle iftarları gerçekten çok tuttu desek ve böyle devam edecekse desek yeridir. Yine çok büyük bir teveccüh var. Buradan başlayalım. Bu mahallemizin adı neresidir? Mahalle sakinlerimiz kimlerdir? Buradan başlayalım. Bu mahallemiz Abdi Bekçi mahallemiz. Darıca'mızın en eski mahallelerinden bir tanesi burası. Tabii burada çok değişik ülkemizin şehirlerinden gelen insanlarımızın yaşadığı bir mahalle. Büyük bir mozaik var burada. Bu akşam burada bir iftar sofrasıyla birlikte mahalle halkımızla birlikte oluyoruz. Aynı zamanda mahallemize yapmış olduğumuz çok güzel bir semt sahası ve büyük bir parkımız var. Bu parkın açılışını da bu akşam hem gerçekleştirmiş olacağız. Bu hususta tabii bizlerin bu kadar böyle önemli hizmetler yapabilmesi hususunda bize çok büyük katkı ve destekler olan önderimiz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye huzurlarınızda şu mübarek akşamda çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün de İstanbul'da büyük bir miting vardı. Filistin'de, Kudüs'te Siyonist İsrail'in kalleşçe, kahpece Müslümanları şehit etmeleri ve bütün ümmetin ayağa kalkması, İstanbul'un ve civar illerin, ilçelerin ayağa kalkması ve bu tepki vermesi bu mazlumların yanında yer aldığımızın ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah güç kuvvet versin diyoruz. Bizler de Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalara katkı ve destek sunmak anlamında hem şehirlerin imar edilmesi anlamında hem insanların gönüllerinin imar edilmesi anlamında işte bu akşam da böyle mübarek bir ayda, Ramazan ayında bir mahallemizde, vatandaşımızda, halkımızda Ramazan'ı paylaşıyoruz. Soframızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Şimdi hemen altını çizelim. Şu anda Darıca'da ezan okundu. Değerli izleyicilerimiz, İstanbul'daki izleyicilerimiz aman ha oruçlarını şu anda açmasınlar. Çünkü Darıca için iftar vakti. Ekranlara ezan sesi gelirse Kocaeli'nin Darıca ilçesindeyiz. İstanbul'dan 2 dakika önce burada ezan okunuyor. Dolayısıyla 2 dakika sonra İstanbul için iftar vakti olmuş olacak. Kocaeli'ndeki Darıca'daki vatandaşlarımızın iftarları kabul olsun, tuttukları oruç kabul olsun diyelim. Biz başkanımızla devam edelim. Başkanım bu sene bir ilkin altına imza attınız. Mahalle iftarlarında değişik illerin yöresel yemeklerini bugün de sanıyorum Afyon yöresiyle bir start verdiniz. Şu an elimizde bulunan kitapçığımızla birlikte ayrıca burada şimdi yemeklerimizi, yöresel yemeklerimizi işte Afyon yemeği, Afyon bölgesi veya Ege bölgesi yemeklerini ikram ediyoruz. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Karadeniz illerimizin yemeklerini ikram ettiğimiz onların tariflerini de verecek şekilde bir kitapçığımız da var. Buradan tabii hanımlar hangi yörenin yemeğini yapmak istiyorlarsa bu tariflere uygun bakaraktan da. Bugün menüde ne var başkanım? Kameraman arkadaşımız da şu anda orada masaya yöneldi. Menüyü görecek. Bakabiliriz şöyle istersen. Evet şöyle bir yakından bakalım. Menüyü açtık mı? Afyon usulü. Afyon usulü köftemiz var, sulu köftemiz var. Bulgur pilavımız var, çorbamız var. Keşke'de Afyon'un çok. Bulgur pilavı varmış, Kemalbaşa tatlısı var, Afyon usulü sulu köfte varmış, sakala çarpan çorba. Çorba, evet, sakala çarpan çorba. Abi sende sakal yok, sakala çarpmaz. Mahalle İnşallah mahalle muhtarıyım. Memleket nere? Erzurum. Erzurumlusunuz? Evet, buyur. Oranın dolması meşhurdur. Kadayıf dolması. Kadayıf evet. Dolması meşhurdur, cağ kebabı meşhurdur ama bugün Afyon yemeği yiyeceğiz. Afyon yöresi de Afyon da bizim, fark etmiyor. Biz mahalle muhtarıyız. Ayrımcılık yapmıyoruz. Yüzünüz de gülüyor. Erzurum evet. Spor'da birincilik maçına çıkacak yarın i̇nşallah, akşam. İnşallah. Hak eden inşallah, kazansın diyoruz. Biraz da spor konuşmuş kazanırız. Olduk. Başkanımız önünde böyle bir mahallelerimizde düzenlemiş olduğu iftardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Abdi İpekçi Mahallesi'nin böyle bir güzel gününde biz de başkanımızla beraber akşam iftarımızı beraber asacağız. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Halkımız da çok memnun. Biz de başkanımızdan çok memnunuz. Elimizden gelen hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Biz muhtar olarak başkanımız da belediye başkanımız olarak Şükrü Bey de afiyet olsun diyoruz. Evet başkanım bir Erzurumlu muhtarımız Afyon usulü yemeği yiyecek. Bu önemli tabii. Bu da bir ilk. Bu ilklere imza atmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu tabii. Burada insanlarımız biliyorsunuz biz Şehirler ve Kültürler Kaynaşması adı altında 40 gün 40 gece organizasyonlarımız var. Bayramdan sonra o da başlayacak. Biz buradan yola çıktık tabii ki. İnsanlarımız farklı yörelerin farklı bölgelerin yemek kültürünü, dilini, lehçesini, her şeyini birbirleriyle paylaşabilsinler. Bu ülke insanımız birlikte haşroldu.
oldu. Birlikte hamur oldular. Çanakkale'de hamur oldular. Kurtuluş Savaşı'nda hamur oldular. Niye biz yemeklerimizi paylaşmayalım? Niye soframızı paylaşmayalım? Niye dilimizi, lehçemizi paylaşmayalım? Niye sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, sevincimizi paylaşmayalım diyoruz. Onun için bu sofralar gerçekten çok önemli. Bu hususta ben vatandaşlarımıza, halkımıza, mahalle muhtarımıza başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte olunca çok güzel oluyor. Yoksa şimdi bu sofrayı kurduğunuz kimse gelmezse, değil mi? Büyük bir sıkıntı. Allah'a şükürler olsun ki dolmuş taşmış park, milletimiz, halkımız, yapmış olduğumuz bütün organizasyonlara ilgiyle, alakayla geliyorlar. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Milletimiz her şeyin en iyisine layık diyoruz. Çünkü gerçekten çok önemli süreçlerden geçiyor Türkiye. Birlikteliğimize katkı sunacak her türlü oluşumun içerisinde biz varız diyoruz. Rabbim bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Dünya mazlumlarının inşallah zorluklarının, sıkıntılarının giderilmesi hususunda da ülke olarak, millet olarak, başta Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde onların da o sıkıntılarına dert olalım, derman olalım, dert olmayalım, dertlerini giderelim, derman olalım diyorum inşallah. Bu Ramazan ayını da inşallah hayırlı bir şekilde, mübarek, güzel bir şekilde, feyizli bir şekilde değerlendirmenin yoluna bakalım diyorum. Hep birlikte birbirimize dua edelim. Rabbim yardımcımız olsun diyorum. Başkanım şunu da soralım. Bir iki akşam daha geleceğiz inşallah Darıca'ya. Başka mahallelerde, başka sofralarda buluşacağız ama bu sene sahurda da kahvaltı ikramlarınız herhalde sahilde 30 gün boyunca. Tabii. Şimdi bizim bu mahalle sofralarımızdan sonra bizim özel ziyaretlerimiz var. Ev ziyaretlerimiz var. En az 4-5 tane ev ziyaretimizle birlikte teravih namazına kadar insanlarımız evlerinde de ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu özel ziyarettir bunlar. Bunların detayını çok açıklamıyoruz. Bundan dolayı şu anda bu programdan sonra oraya geçeceğiz. Devamında teravih namazı, teravih namazında Osmanlı şerbetiyle birlikte teravih çıkışında bu sıcak havalarda milletimize ikramda bulunuyoruz. Osmanlı şerbeti ikramında bulunuyoruz. Hoş sohbette bulunuyoruz. Sonrasında da sahile iniyoruz. Yüzlerce, binlerce insanımızla birlikte sahilde çocuklarımızın yine Karagöz, Hacivat oyunlarda dahil olmak üzere. Ama dikkat edin, teravih namazından sonra mutlak manada ibadetlerimizi öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda da vatandaşımızın zamanını alacak işlerle de çok uğraşmadan boş kalan zamanlarını değerlendirme anlamında bunu yapıyoruz. Sahilde sahura kadar da bu tür etkinliklerimiz devam ediyor. Sahurda da yaklaşık gelen kim varsa 300, 500 kaç kişi varsa onlara da sahur ikramımızla birlikte geceyi tamamlamış oluyoruz. Başkanım şimdilik çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde yeniden birlikte olacağız. İnşallah. Tabii ki Darıcalılara normal zamanlarda da hizmet verdiniz. Çok güzel sosyal tesisleriniz de var. Onlardan da biraz bahsedeceğiz ama bir sonraki akşamlarda diyoruz. İnşallah. Bizleri izleyen bütün izleyicilerimizin Ramazan aylarını tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah Rabbim bu ayın feyzinden, bereketinden bütün ümmet yararlansın, bütün insanlarımız yararlansın. Rabbimin mağfiretine, affına hepimiz nail olalım diyorum. Hayır Ramazanlar diliyorum. Evet, çok değerli belediye başkanımız Sayın Şükrü Karabacak'a teşekkür ediyoruz. Darıca'da mütevazi bir sofrada afyon usulü yemeklerle vatandaşlar oruçlarını açtılar. Allah kabul etsin diyoruz. Yarın akşam başka bir güzel ilçemizde yeniden rahmet sofrasında birlikte olmak dileğiyle.